Hem futbol kanalımızdan herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler abi, iyi yayınlarımız olsun. Biraz önce haftalık maçları değerlendirdiğimiz videomuzu çektik. Şimdi kadro önerimizi vereceğiz hızlı hızlı. Direkt zaten ekranda kadromuz, kaleci ve defans hattıyla beraber başlıyoruz abi. Sendeyiz, buyur. Evet, kalede Volkan Babacan'a şans verdik Başakşehir'den. Başakşehir bu hafta kendi sahasında Antalya karşısında şanslı diye düşünüyoruz, kazanacak diye düşünüyoruz. Savunma hattında 4 savunmacının ortak bir özelliği var, onu söyleyeyim. Yedek de aynı şekilde bu arada. Gol yemeyecek takımlar değil, gol atabilecek savunmacıları aldık. Yani şimdi burada Uğur Çiftçi var Sivas Spor'dan. Sivas Galatasaray'la oynuyor. Yani sonuçta Sivas ve Galatasaray'dan gol yeme potansiyeli yüksek. Ama ya bu hafta o kadar çok bindirdi ki Uğur Kasımpaşa deplasmanında. Buraya kendini yazdırdı. Ondan bu hafta gol ya da asist bekliyorum. Özellikle Sabiha ile arasında çok güzel bir uyum var. Yakalamak lazım. Haftanın sürprizlerinden bir tanesi. Evet abi. Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'la biliyorsun. Adana Demir'den de gol yiyebilir Beşiktaş. Adana Demir'in güçlü bir hücum hattı var. Ama Tayyip Talha da bayağı hücumu seven bir savunma stoper biliyorsun. Evet. O yüzden ona da şans verdik. Gustavo Henrique de yani Fenerbahçe aslında gol de yemeyebilir. Gustavo Henrique arada golleri de var. Avrupa maçında da golleri var biliyorsun. O yüzden Gustavo Henrique'ye de bu hafta şans verdik. Burada Atilla Zalay da olabilir. Atilla Zalay da son haftalarda arka direğe çok net koşular yapıyor. Onu takip etmek lazım. Bir de Endiaşnimi'ye var ki orta sahadaydı biliyorsun, onu savunmaya aldılar mevki olarak da. Başakşehir'de o da golcü bir savunma oyuncusu, stoper oynuyor. Ona şans verdik. Evet abi, burada altın yedekten istersen buradayken bahsedelim. Altın yedekte şöyle, altın yedek sadece forvette oluyor. Diğer mevkilerde olmuyor. Orada normalde biz şimdi kaçlı forvet oynuyoruz? İşte üçlü forvet oynuyoruz diyelim. 3 forvetin yanında bir de yedeğim var. Toplam 4 forvet. Bu 5. yedek gibi en düşün yerine onu oyuna giriyor. Cenk'in performansı yüksek olursa en düşük forvet oyuncusu kimse onun yerine girecek. Yani öyle söyleyeyim. Bu arada sosyal ligin bu seneki uygulamalarından, yeniliklerinden birisi. Her hafta belli başlı jokerler veriyor. Bu haftaki işte bu altın yedekti. İşte muhteşem 5'li gibi bir jokeri daha var. Farklı joker alternatifleri var. O jokerleri de değerlendirebilirsiniz. Oyun içerisinde bir bakın, takip edin. Bu hafta bizim kadromuzda altın yedek jokeri çıktı. Onu kullandık. Şimdi orta sahaya geçebiliriz abi. Evet. Orta sahada Alex Seçmi Münir mi? Başakşehir'den. Münir'e şans verdik. Onu da bu hafta hani Alex her hafta gol atacak diye bir şey yok tabii ki. Yani Münir'in de gole çok yakın bir oyuncu. İyi de performans gösteriyor. İkinci sırada İrfan Can Kahveci var Fenerbahçe'de. Bu hafta çok kötüydü ama İrfan Can özellikle Kadıköy'deki bu tarz maçlarda genelde hep ön plana çıkıyor skora katkısıyla. Diğer iki oyuncu, iki rakip oyuncu. Geçen hafta yaptığımızın aynısını bu hafta da yapıyoruz. Sivas Spor'dan Sabiha'yı, Galatasaray'dan da Kerem'i aldık. İkisinin de skora katkı yapacağını düşünüyorum bu hafta. Evet. Yani o yüzden hem Sabiha'ya hem Kerem'e şans verdik. Aynen öyle. Ve abi tüm takımımız, forvet kısmımız ve yedeklerimiz şöyle ekranda, sendeyiz yine. Şimdi Alanya Spor'dan Ahmet Hasan yazıyor orada. Koka deniyor biliyorsun onun ismini. Evet. O da çok iyi bir golcü. Ona şans verdik ki bu hafta ondan da gol bekliyorum. Alanya Spor kendi sahasında Kayseri karşısında gollü maç olacaktır. Kayseri Spor şu anda çok kestiremiyoruz. Geçen hafta bay olduğu için. Evet. Hani, nasıl dönecek? Yani, aslında merak edilen takımlardan birisi oldu bu hafta. Hem o var hem de işte hani biraz önce konuştuğumuz konu, diğer yayında konuştuğumuz konu, bir de puan sınır cezası aldılar. Evet, evet. Bunların nasıl bir etkisi olacak onu göreceğiz. Fenerbahçe'de Batu Şahay'ı var. Zaten Batu Şahay'ı da Fenerbahçe'de gole yakın isimlerden biri. İsteyen buraya Valencia'yı veya King'i de alabilir. Yedek kulübesinde Full Trabzonspor'dan aldık. Buradan kalede Uğurcan, savunmada Eren. Eren'in bütçesi de düşük, bu da bir avantaj. Evet. Orta sahada ister Trezeguet ister Bakasetas, ikisinden birini alabilirsiniz. İleride de Gomez, isteyen Umut'u da alabilir ama Umut 11 çıkmıyor. O yüzden Gomez orası daha garanti. Yok, Gomez'i alsınlar abi. Çünkü Gomez gol attı. Zaten öyle bir şey aranıyordu Gomez'de. Hani kendine gelmesi adına devam edecektir. Gol atma ihtimali de yüksek. Aynen abi. O yüzden onu da aldık bu haftaki kadro önerimizde bu şekilde. Evet. Abi ağzına sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Almanya'dan selamlar tekrar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.